Geçen videoda değindiğimiz noktaların üstünden hızlıca bir geçelim. Biriniz yorumlardan birinde zaman çizelgesi çizmemi önermiş. Ben de size bir zaman çizelgesi çizeceğim. Konumuz açığa satış. Açığa satan kişi için işlerin yolunda gittiği bir zaman çizelgesi oluşturarak başlayalım. IBM'in hisse fiyatını çizeceğim ya da çizmeye çalışacağım. Bu günlük bir zaman çizelgesi. Şimdi IBM'in hisse fiyat grafiğini çizelim. Bu Y eksenimiz. Hisse fiyatı 100 dolar olsun. Şimdilik bu seviyede ilerliyor. İleride de böyle düşecek. Biz şu an buradayız. Sıfırıncı gün diyelim buraya. Gün sıfır. Açığa satış yapan kişi ne yapar? Önce bu kişinin bilançosunu görelim. Açığa satış yapan kişinin varlıkları ve yükümlülükleri var. Açığa satış yapan kişi. Varlıkları. Teminat gereksinimlerini falan hiç hesaba katmıyoruz şu an. Ama genellikle elinde baştan bir takım varlıklar vardır ki hisse ödünç alabilsin. Veya yok önceden bir teminatı olsun bu kişinin. Hesabında zaten 60 doları var diyelim. Sıfırıncı günde 60 doları var. Tam da o gün diyor ki ben analizimi yaptım arkadaş. Bu arada hisse fiyatının bu gidişatını görmüyor. Görebilseydi şahane olurdu. O zaman açığa satış işlemlerini emin olarak yapardı. Fakat arkadaşımızın gördüğü tek şey hissenin geçmişi. Bir hisse grafiğine göz attığında farklı renkte göstereyim. Sadece bu yeşil kısmı görüyor. Gelecekte olacakları elbette göremiyor. Ama yine de IBM hisselerinin düşeceğine yürekten inanıyor. Dolayısıyla o gün bir IBM hissesi ödünç alıyor. Yani bugün bir hisse ödünç alıyor. Kısaca IBM diyelim buna. Bir IBM hissesi var. Aynı zamanda bir IBM hissesi borcu var yani hisseyi ödünç aldıktan hemen sonra henüz herhangi bir işlem yapmamışken bu hisseye bir varlık olarak sahip oluyor ama aynı zamanda o hisseyi borçlanmış oluyor eğer ödünç alma işlemini geri almak isterse hisseyi geri verebilir ama o bu noktada bu IBM hissesini satıyor bu hisseyi satıyor ve karşılığında 100 dolar alıyor çünkü hissenin piyasa fiyatı bu zamanın o noktasında insanlar IBM hisselerini bu fiyattan satın almaya gönüllü sıfırıncı günden bahsediyoruz. Sonra diyelim ki IBM kazanç raporunu açıklıyor ve çok kötü bir performans sergilediği ortaya çıkıyor. Ve bu muhtemelen bu tarihte gerçekleşiyor. IBM bu tarihte kazanç raporunu açıklıyor ve sonra hisse senedi değerleri düşmeye başlıyor. İnsanların raporun ne kadar kötü olduğunu fark etmesi biraz zaman alıyor. Ve burada bu tarihte hisse fiyatı 50 dolara düştüğünde açığa satış yapan kişi diyor ki tamam bu kadar yeter. Hisse fiyatının bundan çok daha fazla düşeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla bu tarihte yani 10. günde 10 gün geçmiş yani 10. günde hisseyi geri almaya karar veriyor. 10. gündeki bilançosu şöyle tekrar çizeyim. 10. güne girerken elinde ne var? 160 doları var ve bunun 60 dolarını önceden çalışarak kazanmıştı. Varlığı bu. Yükümlülüklerine gelelim. Broker'a bir IBM hissesi borcu var broker da bu hisseyi IBM hissedarlarından birine borçlu. Hissedar bu hisseyi brokerla birlikte yönetiyordu çünkü. Ve arkadaşımız şimdi bu hisseyi geri satın almak istiyor. Ne yapıyor? 100 doları veriyor. Hayır hayır pardon 100 dolar değil. Artık IBM hisseleri 50 dolar ediyor değil mi? 50 doları veriyor ve bir IBM hissesi satın alıyor. Şimdi 160 yerine 110 doları var ve bir de IBM hissesi var. Bu IBM hissesini alıp broker'a veriyor ve borcunu ödüyor. Böylece işi tamamlamış oluyor. Artık hiç borcu yok ve 110 dolar varlığı var. Yani bu kişi 50 dolar kazanmış oldu. Umarım bu konu hakkınıza biraz daha netleşmiştir. Arkadaşımız burada satış yaptı. Buradaysa alış yaptı. Ve bu birçok borsa işleminin tam tersi. Sanki zamanı tersine çevirmişsiniz gibi düşünün. Ve burada açığa satış yapan bu kişi için işler çok iyi gitti. Oysa baltayı taşa vurması işten bile değildi. Şimdi bir de kötü giden bir senaryoyu inceleyelim. Yine IBM için bu kez farklı bir hisse grafiği çiziyor. Sadece söz konusu güne kadar çizeceğim. Şöyle bir şey. 100 dolar seviyesinde seyrediyor. Burası açığa satış yapan kişinin bu hisseyi satmaya karar verdiği tarih. Olan şey yine bu. Bir IBM hissesi ödünç alıyor. Dolayısıyla bir IBM hissesi borçlanıyor. Bu hisseyi satıp karşılığında 100 dolar alıyor. Ve bu tarihte IBM kazanç raporunu açıklıyor. Burası sıfırıncı gün. IBM çok başarılı bir rapor açıklıyor. Kimsenin ummadığı kadar başarılı bir performans sergilemişler meğer. Dolayısıyla IBM hisseleri fırlıyor ve bu seviyeye ulaşıyor. Açığa satış psikolojisinden ve sıkışma kavramından birazdan söz edeceğim. Arkadaşımız bunun geçici ve anlık bir yükseliş olduğunu zannediyor ve pozisyonu tutmaya karar veriyor. Hisse fiyatı yükseldikçe kendi kendine geçici bir şey bu tekrar düşecek diyor. Ama bir noktada acı eşiği aşılıyor ve IBM hisse fiyatı mesela 150 dolara ulaşıyor ve diyor ki bu böyle gitmez. Fark etmişsinizdir açığa satış işlemlerinde çok negatif veya çok riskli bir dinamik söz konusu. Çünkü kestiremeyeceğiniz bir miktarda para kaybetmeniz mümkün. Çünkü bakın burada ne oluyor? Arkadaşımız tam bu aşamada hisseyi geri satın almaya karar veriyor olsun. Bu alternatif evrenin 10. günündeyiz. Şimdi bu arkadaşın varlık ve yükümlülükleri nelerdir? 10. güne girerken varlığı 160 dolar. Çünkü açığa satış yaptı. Ama bir IBM hissesi borcu var. Bir IBM hissesi. Bu işlemi geri alması için yani o IBM hissesini geri ödemesi için ne yapması gerekiyor? Piyasaya çıkıp bir adet IBM hissesi alması gerekiyor. Ama hisse fiyatı artık daha yüksek. 150 dolar. Dolayısıyla bu 160 doların 150'sini kullanıyor ve sadece 10 doları kalıyor. Çünkü 160 doların 150'siyle bir adet IBM hissesi alması gerekti. Yani artık bir IBM hissesi var. Bu hisseyi broker'a geri ödüyor ve pozisyonunu iptal ediyor ve geriye sadece 10 doları kalıyor. Yani hisse fiyatının 50 dolar arttığı bu senaryoda arkadaşımız 50 dolar kaybetti. Çünkü düşük fiyata sattı ve yüksek fiyattan aldı, değil mi? Açığa satışı riskli kılan şey ki muhtemelen siz de fark etmişsinizdir bu kayıp sonsuz olabilirdi. IBM hisse fiyatı 150 dolara değil de 200 dolara çıksaydı ne olacaktı? Arkadaş 100 dolar kaybedecekti. Fiyat 200'e fırlasaydı kayıp 100 dolar olacaktı. 300'e fırlasaydı kayıp 200 dolar olacaktı. Yani arkadaşımızın kaybı açığa yaptığı satış işleminin bedeliyle sınırlı kalmayacaktı. Kaybı 100 dolar veya IBM hissesi fiyatı neyse o kadar olmayacaktı sınırsız bir miktar kadar yolu vardı. Dolayısıyla bu tür işlemler bilançonuzu mahvedebilir. Sizi beş parasız bırakabilir. Ama uzun pozisyon alan tarafta olduğunuzda yani bu noktada IBM hissesi satın aldığımızda mesela açığa satış yapan elemandan bu hisseyi satın alan kişi biziz diyelim. En kötü ne olabilirdi? Olabilecek en kötü şey IBM hisse fiyatının sıfıra inmesi olurdu. En kötü biz de sıfıra inerdik. Birilerine sınırsız miktarda borçlanmış olmazdık yani. Dolayısıyla açığa satış doğası itibariyle açığa satış yapan kişi için sınırsız bir zarar potansiyeli taşıyor. Açığa satış yapanların sınırsız miktarda para kaybetmesi mümkün. Dolayısıyla pozisyonlarını ne şekilde aldıklarına çok dikkat etmeli. Kendilerini bu akıbetten korumak için ellerinden geleni yapmalılar. Gelecekte açığa satış yapan kişinin hisseleri karlı bir şekilde geri satın almasını garanti eden marj gereksinimleri gibi konulardan da bahsedeceğiz.